Murat Yetkin, Mustafa Çalışkan açıkladı. İstanbul'u anlamın akıyla. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına atanması soruları beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Çalışkan atama üzerine Yetkin raportun sorularını yanıtladı. 5 yıl önce bu göreve geldim ve İstanbul'u alnımın akıyla ismime bir kara çalınmadan gelecek arkadaşıma teslim etmeyi Allah bana nasip etti diyen çalışkan, emekliliğini isteyebileceği yolundaki spekülasyonlara karşı şunları söyledi. Beni 5 yıl önce buraya getiren aynı iradedir, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Şimdi başka arkadaşımı bu önemli göreve getiriyor, değerlendirmesini tartışamam. Bu bir nöbet değişimidir, ben bürokratım, devletin hizmetindeyim. Devlet benim hizmetime nerede ihtiyaç duyuyorsa orada görev yaparım. İstanbul'da 39 ilçe 55 şube var. Arkadaşlarımla 5 yıldır çalışıyorum. Onlarla vedalaşıp helalleştikten sonra sanırım bir hafta kadar sonra Ankara'ya gidip yeni görevime başlayacağım. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak hangi konuya bakacağımı henüz bilmiyorum. Görev dağılımı yapıldığında öğreneceğim. Atamasının perde arkasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki çekişme iddialarının olabileceği yorumları üzerine konuşmasının doğru olmayacağını söyleyen çalışkan, bana 5 yıl önce verilen görev layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Önemli olan da budur. Bürokrat olarak devlet hizmetinin gerektirdiğini yapmaya devam edeceğim dedi. Çalışkanın dönemi. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne IŞİD ve PKK'nın bombalı terör eylemlerinin yoğunlaştığı 2015 yılının Eylül ayında atandı. Çalışkan, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi sırasındaki tutumuyla öne çıktı. Fethullah Gülen örgütüyle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güvendiği isimlerdendi. 2016 Aralık ayında PKK'nın Beşiktaş İnönü Stadı önündeki bombalı saldırı ve 2016'yı 2017'ye bağlayan gece IŞİD'in Reyna Gece Kulübü'ne düzenlediği saldırı bu dönemin en çok konuşulan olayları oldu. Ancak bu tarihten sonra İstanbul'da etkili bir terör saldırısı görülmedi. Daha 29 Mayıs 2020'de sosyoloji doçenti unvanını alan 52 yaşındaki çalışkanın mesleki geçmişinde terörle mücadele ve istihbarat birimleri ağırlıklı yer tutuyor yerine gelen Zafer Aktaş. Çalışkan'ın yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1999 yılında Fethullah Gülen'in polis teşkilatı içindeki örgütlenmesi üzerine ilk raporu yazıp hükümete sunan ekip içinde yer aldı. O dönem Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın yardımcısı olan Osman Akın, Ekip liderliğinde istihbarat şube müdürü Ersan Dalman ve yardımcısı Aktaş tarafından yazılan rapor Ocak 99'da basına sızdı. Raporda daha sonra Hrant Dink cinayetine ismi karışacak Ramazan Akgürek'ten Taraf gazetesi yazarı olarak 15 Temmuz'a giden yolda Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde etkili aktörlerden olan Emre Uslu'ya kadar 132 örgüt üyesi polisin ismi vardı. Raporun 18 Mart'ta Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim edilmesinden 3 gün sonra Gülen ABD'ye gitti ve Pensilvanya'daki çiftlik evine yerleşti. O arada PKK lideri Abdullah Öcalan, ABD istihbaratı CIA'nin işbirliğiyle MIT tarafından yakalanarak 16 Şubat'ta Türkiye'ye getirilmişti. O dönem işlem yapılmayan raporda yer alan isimlerden çoğu 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyesi olma suçlamasıyla ya ceza aldı ya da aranıyor.